Bir gün herkesin dijital bir versiyonu olacak. Öyle ya da böyle. Size çok benzeyen bir kopya ya da stilize edilmiş bir avatar. Evet, bu kelimeyi çoktan duyduk ve kullanmaya başladık. Avatarlar internetteki sanal kimliğimiz oldu. Kendimize böyle minik bir profil resmi seçtik ve bunu internetteki her yerde kullanmaya başladık. Ama internetin bir sonraki aşaması için, yani bugünlerde çokça konuşulduğu şekliyle metaverse için bu minik avatarlar yeterli olmayacak. Gerçek zamanlı olarak hareket ettirebildiğimiz çok gerçekçi, 3 boyutlu dijital insanlar kullanacağız. Duygularımızı bu sanal varlıklarla ifade edeceğiz. Yazılı iletişimde emojiler kullanmaya benzer bir şekilde, görüntülü iletişimde bu dijital insanların yüzü bizim duygusal durumumuzu yansıtacak. Az önce izlediğiniz görüntüler gerçek bir insana ait değildi. İnanması çok zor geliyor biliyorum ama birisinin tamamen dijital olarak modellediği bir yüzdü o. Şimdi biraz daha yakından bakalım mı? Kaşlar, gözler, alındaki kırışıklıklar gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar mükemmel. Öte yandan kusursuz da değil. Dudaklarının kenarındaki bazı noktalar inandırıcılığı daha da bir arttırıyor. Ama dediğim gibi bu 3 boyutlu bir model. Chris Jones adlı bir sanatçı tarafından açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir yazılım olan Blender uygulaması kullanılarak 4,5 günde yapılmış. El emeği, göz nuru bir çalışma. Gerçekten tebrik edilesi bir iş çıkartmış bu sanatçı. Şimdi böyle 3 boyutlu modelleme işleriyle uğraşanlar bilirler. Bu tür bir çalışmayı yapmak eskiden haftalar hatta aylar sürerdi. İş yapılıp bitirildikten sonra da her bir karesinin tek tek çok güçlü bilgisayarlar tarafından hesaplanması, yani render edilmesi gerekirdi. Mesela bilgisayarlarla yaratılan ilk film karakterlerinden biri olan Jurassic Park filmindeki dinozorların her bir karesinin hesaplanması, o yıllarda dünyanın en güçlü bilgisayarları kullanılmasına rağmen tam 12 saat sürüyordu. Her bir karesi 12 saat ve her saniyede en az 24 kare var. Üstelik az önce size gösterdiğim örnek kadar gerçekçi de değil bunlar. Bütün bunlara rağmen hesaplarsanız 30 saniyelik bir görüntünün bilgisayarlar tarafından hesaplanması 360 gün sürer. Neredeyse 1 yıl. Bundan sadece 28 yıl önce durum buydu. Dünyanın en iyi görsel efekt şirketinde çalışan onlarca sanatçının yıllar süren çalışmasıyla dijital bir varlık ancak dünyaya gelebiliyordu. Bugün artık cebimizde taşıdığımız en kötü telefon bile o yıllardaki bilgisayarlardan daha hızlı. Ve az önce de gösterdiğim gibi çok gerçekçi dijital insanlar birkaç günde sadece bir kişi tarafından yapılabiliyor. Peki 2021 yılı itibariyle bunların artık anında üretilebildiğini söylesem? Tamamen gerçek zamanlı olarak? Bu yeni nesil dijital insanlara verilen özel bir isim de var. MetaHuman. I am MetaHuman. Biliyorum, biliyorum bu meta kavramını birdenbire hemen her yerde duymaya başladınız. Çünkü 2 hafta kadar önce Facebook grubu kendisine bir çatı şirket kurarak Meta adını verdi ve bu kavramı sahiplenmeye çalıştı. Oysa bu olaydan 2 ay kadar önce ben Metaverse kelimesinin internetinin yerini alabileceğini bir video yaparak sizlerle paylaşmıştım. Ve ondan da 2 yıl kadar önce bu kavramın kendisini tarif etmiştim. Şu anda siz bu videoyu izlerken bir yerlerde sessiz sedasız içinde yaşadığımız dünyanın bir kopyasını yapıyorlar. Amaçları gerçek dünya ile bu kopya dünyayı birleştirmek. Peki ne işe yarayacak böyle bir şey? İşte asıl soru da bu zaten. Büyük bir ihtimalle yani bu fikir hiç de yeni bir şey değil ama gerçekleşebilmesi için bir şekilde doğru zamanın gelmesini bekliyordu. O doğru zaman hala gelmemiş olabilir ama bir şekilde hep beraber bir daha geri dönülemeyecek bir yola girdiğimiz kesin. Şu anda birbirinden farklı ve hatta birbirine rakip olan şirketler o yüzden birbiri ardına kendi metaverse'lerini ilan edip tanıtıp sahiplenmeye çalışıyorlar bu kavramı. Bakın mesela Facebook'un hemen ardından Microsoft metaverse konusunda şöyle bir tanım getirdi. What is a metaverse? Metaverse nedir? İnsanların ve nesnelerin dijital temsillerinin yaşadığı dijital bir yerdir. İnsanların dijital temsilleri. Bu konuya ait hemen her görüntüde onları görüyoruz, bu dijital temsilleri. Avatarlar sadece yüzümüzün bir fotoğrafından ibaretti. Metaverse için verilen örneklerdeki dijital insanlar
bel ve üstünden oluşan basit 3 boyutlu grafikler. Peki bunlar daha gerçekçi hale getirilemez mi? Aslına bakarsanız bu konuda çoktan denemeler yapılmaya başlandı. Mesela 2018'de Çinli bir oyuncudan yola çıkarak şöyle bir karakter hazırlandı. Hello, I'm Siren and I'm a digital human. Yine aynı yıl Oscar'lı oyuncu Andy Serkis'in dijital kopyası Shakespeare'in unutulmaz eseri Macbeth'i dijital dünyaya taşıdı. A poor player that struts and frets his hour upon the stage. İşin ironik tarafı kopyalanan bu oyuncunun yıllarca Gollum gibi dijital karakterlere can vermiş olması. Go away! Ama artık onun da bir dijital kopyası var. Bu tür kopyalar sadece oyuncuları yedeklemek anlamına gelmiyor. Onların yüz ifadelerini, performanslarını bir kez yakaladınız mı? Upon the stage. İstediğiniz başka bir yaratığa yansıtabiliyorsunuz. Tomorrow. And tomorrow. And tomorrow. İşte tüm bunları yapan ekip artık dileyen herkesin inanılmaz derecede gerçekçi insanları, dijital insanları tasarlayabilmesini sağlayan bir araç geliştirdi. Ve videonun başından beri böyle arkamda dönmekte olan bu gerçekçi insanları, meta humanları da bu araçla geliştirebiliyorsunuz. Aslına bakarsanız 9 aydan beri bu meta humanları yapabiliyoruz. Hem de sadece insan yüzünü değil, vücudun tümünü ayrıntılarıyla kişiselleştirebiliyoruz. Meta Human Creator adlı bu araç bulut tabanlı olarak çalışıyor. Hazır yüz tiplerinden yola çıkarak bunları birbirleriyle karıştırabiliyorsunuz. Bir anlamda genetik çaprazlamalar yapabiliyorsunuz. Çok basit gibi gözüküyor ama o kadar çok ayrıntıyı değiştirebiliyorsunuz ki ortaya çıkan sonuçlar birbirinden tamamen farklı olabiliyor. İnsan derisindeki tüm ayrıntılar, kusurlar yansıtılabiliyor. Gözlerin sadece rengi değil, diğer özelliklerini de belirleyebiliyorsunuz. Dişlerin yapısına, seyrekliğine, uzunluğuna, genişliğine, aralığına karar verebiliyorsunuz. İnsan kafasındaki her türlü kıl, tüy, saç, sakal, bıyık ayrıntısını değiştirebiliyorsunuz. Vücut yapısına, anatomisine anında müdahale edebiliyorsunuz. Ve mesela simetriyi bozabiliyorsunuz. İşte tüm bu varyasyonlarla kendinize dijital bir insan, bir meta human yapıyorsunuz. Yaptığınız her şey gerçek zamanlı olarak ortaya çıkıyor ve hatta hareket ediyor. Buna benzeyen başka araçlar da var. Character Creator kullanarak 3 boyutlu varlıkları tasarlayabilirsiniz. Bu araçta biraz daha stilistik, biraz daha fantastik karakterler yapabilirsiniz. 2 milyon farklı insan yüzü fotoğrafından oluşan kütüphanesinin de desteğiyle 3 boyutlu kopyanızı rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Açıkçası ben Meta Human Creator programıyla yapılan dijital insanları biraz daha gerçekçi buldum ama bunun çok da bir önemi yok. Çünkü bu ve benzeri araçların sayısı ve onlarla yapabileceklerinizin kalitesi ve gerçekçiliği büyük bir hızla artıyor. Artıyor da peki ya sonra ne olacak? Şu anda bu araç Metaverse kavramının öncülerinden Epic Games'in bir oyun motoru olan Unreal Engine ile uyumlu olarak çalışıyor. Yani bu meta humanları kullanarak oyunlar ya da animasyonlar yapabiliyorsunuz. Yüzünüzün ve vücudunuzun hareketlerini yakalayan bir teknolojiye sahipseniz bunları bir kukla gibi oynatabiliyorsunuz. None of this matters. You and me, we're not real. Ha bu arada bu yakalama teknolojileri artık bazı cep telefonları ya da tablet cihazlarda bile var. Biraz daha karmaşık olanlarını kullananlar kendi kopyalarını üretebilmek için özel tasarlanmış bazı makinelerden faydalanıyor. Eski bir görsel efekt uzmanı bunun için ışık sahnesi adında özel bir cihazda ışığın cildiyle nasıl etkileşime girdiğini kaydetmiş. Yüzünün ve vücudunun tüm ayrıntılarını dijitalleştirmiş. Bu kopyayı bir kez oluşturduktan sonra her dijital ortamda kullanılabilecek bir formata dönüştürmüş. Sonra da kendisi ve dijital kopyası bir TED konferansına katılmış ve konuşma yapmış. New forms of communication are coming. Son derece gerçekçi görünen bu dijital kopyayı neredeyse gerçek zamanlı olarak kontrol ediyor. Bunun için vücut hareketlerini yakalayan özel bir giysi giymek ve yüz mimiklerini yakalayan kameralarla donatılmış bir kaskı takmak zorunda. Şimdilik ancak bu şekilde gerçekçi kopya hareketlendirilebiliyor ama bir düğmeye basarak bunu bambaşka bir karakterle değiştirebilir isterse. With a push of a button, I can deliver this talk as a completely different character. This is Elmore.
Biraz deepfake'e benziyor, öyle değil mi? Zaten hemen hemen aynı teknikle, makine öğrenmesi yöntemiyle çalışıyor. Ancak bu teknolojiyle ilgili ilginç olan şey şu. Sahnede konuşan o kişi görsel karakterini değiştirse bile kendi kişisel özelliklerini oraya yansıtmaya devam ediyor. I tend to talk out of the right side of my mouth. So does Elmore. Yani performans hala ona ait. Now that you've seen this, think about the possibilities. Bu TED konuşması 2019 yılının Nisan ayında yapılmış. Yapan kişi o zamanlar dünyanın en eski ve önemli görsel efekt şirketlerinden biri olan Digital Domain'de çalışıyormuş ve bu teknolojiyi de aslında filmlerde kullanmak üzere geliştirmiş. Peki 28 yıl boyunca bu şirkette dijital efektler endüstrisinde çalışıp bu konuşmaları da yaptıktan sonra bütün bunlardan ayrılıp nerede işe başlamış dersiniz? Evet, Doug Rubble ya da takma ismiyle Digital Doug, Temmuz 2021'den beri, 5 aydan beri Facebook'ta çalışıyor. Sebebini tahmin etmek artık bizim için hiç de zor değil. Geliştirdiği bu MetaHuman teknolojisini, yeni adı Meta olan bu şirketin Metaverse'ünde herkesin kullanabilmesini sağlamak için. Biliyorum, sanal gerçeklik gözlükleri henüz çok yaygın değil ama bir zamanlar cep telefonları da hiç yaygın değildi. Evet, sanal gerçeklik gözlükleri bazen gözü yoruyor, belli bir süreden sonra başı ağrıtıyor, çok da yüksek çözünürlüklü üretilmiyor zannediyorsanız, bu yıl üretilen birkaç yeni örnek bu işin hiç de öyle olmadığını bize gösteriyor. Mesela merkezi Helsinki'de olan bir startup, insan gözünün çözünürlüğünde gözlükler ürettiğini iddia ediyor. Back then, experts thought human eye resolution VR was not possible for at least another decade. Bunları taktığınızda sanal alemi o kadar gerçekçi bir şekilde görmeye başlıyorsunuz ki beyniniz sanalla gerçek arasındaki farkı ayırt edememeye başlıyor. And most accurate integrated eye tracker in the world, making it possible to run crystal clear VR experiences that brought human eye resolution VR and the physical surroundings together in a true mixed reality. Benim gibi VR dünyasında çok uzunca bir süreden beri zaman geçirenlerin de bildiği özel bir kavram var. Phantom Sense, hayalet his adı verilen bir kavram. Eğer sanal görüntüler yeterince yüksek çözünürlükte ve çok gerçekçi bir şekilde üretilmişse, o anda orada olmayan bazı şeyleri hissetmeye başlıyorsunuz. Mesela bir ürperti ya da bir dokunuş. Normalde arkanızda olmayan birisini sanki varmış gibi düşünmek. Daha 3 hafta önce piyasaya sürülen bu yeni nesil hiper gerçekçi kaskları kullananlar işte buna benzer deneyimler yaşadıklarını söylüyor. I don't even know what to say. Everything looks so clear and so real. You have to try this. You have to try this. That I sound crazy. Üstelik hareketsiz, cansız, basit 3 boyutlu modellere bakarak bile. Bir de bunların son derece gerçekçi, çok yüksek çözünürlüklü ve gerçek zamanlı olarak hareket eden MetaHuman'lar olduğunu bir düşünsenize. Ayrıca artık bu Phantom Sense yani hayalet hissi gibi psikolojik bir takım şeylere de ihtiyaç kalmayacak gibi gözüküyor. Çünkü geçtiğimiz salı günü Facebook, yani Meta, sanal gerçeklik eldivenlerinin prototipini tanıttı. Bu haptik eldivenlerle sanal nesnelere dokunduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Oyun oynayabiliyorsunuz, zar atabiliyorsunuz, satranç taşlarını yerinden oynatabiliyorsunuz ya da MetaHuman'larla el sıkışabiliyorsunuz. How can you get to shake hands, you know, in COVID? We're actually kind of missing that connection with people, right? Öte yandan içinde bulunduğumuz bu ay yani Kasım 2021'de aynı anda iki farklı şirket Metaverse ile ilgili kendi vizyonlarını, planlarını ve ürünlerini tanıttılar. İlki Pokemon Go gibi yenilikçi augmented reality yani artırılmış gerçeklik oyunlarını geliştiren Niantic'ten geldi. Lightship adında gezegen ölçeğinde bir AR motoru geliştirdiklerini ve dileyen programcıların bunu kullanabileceğini duyurdu. Diğeri de bilgisayarlar için grafik hızlandırıcılar üreten Nvidia'dan geldi. Gerçi onlar Metaverse yerine uzunca bir süredir Omniverse tabirini kullanıyorlar ve o etkinlikte de bu platforma ilişkin teknolojilerini tanıttılar ama gösterdikleri şeyler bu işin geleceğine dair çok çarpıcı örneklerdi. Mesela fabrikaların Metaverse'deki dijital ikizlerinde çalışan MetaHuman'lar. Ya da bütünüyle kentlerin dijital ikizlerini kullanarak 5G sinyallerinin dağılımını Metaverse ortamında simüle edenler. Nvidia'nın hayal ettiği bu ortamda internetin HTML dilinin yerine
Pixar animasyon stüdyoları tarafından geliştirilen USD formatı kullanılıyor. Böylece farklı şirketler, kurumlar ya da organizasyonlar tarafından üretilen mekanlar ve bu mekanların içindeki dijital insanlar birbirleriyle gerçek zamanlı olarak etkileşime girebiliyor. Bu etkinliği çok yakından takip ettim. Birçok şeyi açıkladılar ama içlerinden bir tanesi var ki beni en çok etkileyen o oldu. Max'in. Bu proje onların Omniverse Avatar adını verdikleri dijital insanların, benim bu videoda MetaHuman dediğim varlıkların iş dünyasında nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Diyelim ki kalabalık ve oldukça gürültülü bir ortamdan uluslararası bir iş toplantısına bağlanacaksınız. Bugün olsa Zoom gibi bir araç kullanarak yapacağınız bir şey bu. İşte Max'in projesinde tanıtılan yapay zeka, ortam gürültüsünü hemen elimine etmenin yanı sıra sizin mimiklerinizi gerçek zamanlı olarak dijital kopyanıza aktaracak. Karşıdakiler doğrudan sizinle değil de bu dijital kopyanızla etkileşime girecek. Göz kontağı özelliğiyle siz o sırada notlarınıza bakıyor olsanız bile dijital kopyanız diğerlerinin gözünün içine bakmaya devam edip onlarla konuşacak. Üstelik sadece ana dilinizde de değil. Several languages. Alles auf einmal. Katılanların milliyetine göre aynı anda İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca ya da Çince konuşabileceksiniz. Dünya gerçekten de çok ilginç bir noktaya doğru ilerliyor. Kimileri Metaverse'ün dijital bir yer değil de Singularity gibi bir çeşit tekillik zamanı olduğunu düşünüyor. Herkes kendi tanımlarını yapıp çok büyük bir hızla o tanıma uygun çözümleri, ürünleri üretmeye çabalıyor. Adeta tüm dünyanın içindeki tüm kentleriyle birlikte sanal kopyaları üretiliyor. Bildiğimiz bu evrenin ötesinde sanal, dijital, paralel evrenler kurgulanıyor ve bunların içinde insan ötesi MetaHuman'lar tasarlanıyor. Başta da söylediğim gibi. Bir gün herkesin dijital bir kopyası, bir versiyonu olacak. Öyle ya da böyle. Tüm bu baş döndürücü gelişmeler karşısında bizlere düşen herhalde hayalle gerçeği birbirinden ayırt edebilecek bir göz, bize özel bir bakış geliştirmek olmalı.